Merhaba arkadaşım 35. özel derse hoş geldin. Bu derste menümüzde mantık var. Birçoğumuz bunu doğru bir mantığa oturtamıyoruz. O yüzden de anlamıyoruz. Arkadaşlar mantığın başlardaki tanımları falan çok önemli değil. Bizim için bağlaçta önemli. Ve veya ise ancak ancak falan. Hele ki bunlar arasında ise var ya ise. Müthiş bir şey. İse çok önemli. Bunları bileceğiz. Sonra klasik soru çözeceğim. Yeni nesil soru çözeceğim. Ders biraz uzun olacak. Sabrını yanına al. Aslan parçasını da al. Benimle beraber doldur. Kaç sayfa dolduracağım ben mantıktan bugün? Bugün mantık, mantık ve kalp bir savaşta kaldık. Dik bir yokuşta. Neredesin ya? 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 sayfayı dolduruyorum. 3 sayfada senin ödevin. Ondan sonra fıstık gibi dersi bitireceğiz. Sen sağ, ben selamet. O zaman ne diyoruz? Gelsin bakalım iki gözümüzün çiçeği. Geldi. Önerme nedir? Arkadaşlar kesin hüküm bildiren ifadeler önermedir. Bakın doğru ya da yanlış ama kesin bir şey söylesin. Ya kesin doğru söylesin ya kesin yanlış söylesin. Arada bir şey söylemesin. Belirsizlik önerme olmaz arkadaşlar. Bakın mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kesin bir cümle. Önermedir. Bakın ama nasıl bir önerme? Doğru mu yanlış mı? Doğru bir önerme. Kök 2 artı kök 5 eşittir kök 7 demiş. Kesin bir şey söylemiş mi? Söylemiş ama yanlış bir şey söylemiş. Olsun. Bu da bir önermedir. Her ikisi de önermedir. Biri doğru bir şey söyler, biri yanlış bir şey söyler ama fark etmez, kesin bir şey söyler. Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'dur. Aha, bir dakika. Bu kime göre? Neye göre? Sana göre İstanbul olabilir, bana göre Ankara olabilir, değil mi? Kişiye göre değişir. Arkadaşlar bu önerme değildir. Çünkü soru, emir, istek, düşünceler işte görecelilik bunlar önerme değildir. Önerme herkes için doğru ya da herkes için yanlış olmalı. Yani bilimsel anlamda ya kesin doğru ya kesin yanlış olmalı. Anladınız mı? Bu. Böyle olursa biz bunu matematiğin içine çekebiliyoruz. Kesinliği olacak. Güzel. Devam edelim. Önermelerin doğruluk değeri. Bir önerme doğruysa birle gösterilir. Yanlışsa da sıfırla gösterilir. Mesela P önermesi demiş ki en küçük doğal sayı sıfırdır. Gerçekten de en küçük doğal sayı sıfır. Bir kere bu kesin konuştuğu için bir önermedir. Ve doğru konuştuğu için doğru önermedir. P önermesinin doğruluk değeri 1. 2'nin 5. kuvveti küçüktür. 3'ün 3. kuvveti nedir? 2'nin 5. kuvveti nedir? 32. Peki 3'ün 3. kuvveti nedir? 27. Hayda. Şimdi bir dakika önce şunu tespit edelim. Arkadaşlar bu bir önerme midir? Evet. Niye? Kesin bir şey söylemiş. Ve bu yanlış kesin yanlış bir şey söylemiş. O yüzden doğruluk değeri 0. He tamam kesin konuşuyorsa herkes bundan aynı doğru ya da aynı yanlış anlıyorsa bu bir önermedir. Sonra doğruluğuna yanlışına bakarım. Bravo. En tane farklı önerme için 2 üzeri en tane doğruluk durumu vardır. Bu şu demektir arkadaşlar. Mesela bizim P önermemiz var. Bir de Q önermemiz var tamam mı? Bunların doğruluk değerini hesaplayalım. Mesela P doğru olabilir. Q da doğru olabilir. İhtimalleri hesaplıyorum. Arkadaşlar P doğruyken Q yanlış olabilir. Doğru. Q yanlış, P yanlış olup Q doğru olabilir. P yanlış olup Q da yanlış olabilir. Yani iki farklı cümle kurdum size diyelim. iki tane önerme. Bunlardan biri doğru, diğeri de doğru olabilir. Bir doğru bir yeri yanlış olabilir. Biri yanlış, biri doğru. İkisi de yanlış olabilir. Bakın kaç tane doğruluk değeri oluştu? 1, 2, 3, 4. 4 farklı doğruluk değeri var arkadaşlar. Diyor ki bize en tane farklı önerme için 2 üzeri en, tane doğruluk değeri vardır. En farklı önerme dediğim burada P ve Q. İki farklı önerme için kaç doğruluk değeri var derse 2'nin üzerine 2 yazacaksın. Buraya önerme adedini yazacaksın. O da ne yapar? 4 yapar. Bak gerçekten de biz de 1, 2, 3, 4 farklı doğruluk değeri bulduk. Şunu hatırlıyor musun? Neyi hocam? Şu 2 üzeri n aslında kümelerde de alt kümeyi bulma formülüydü değil mi? Aynen. Harika. 2 eleman varsa kaç tane alt kümesi vardı? 2 üzeri 2'den 4. 2 önerme varsa kaç tane doğruluk değeri olur derse? 2 üzeri 2'den 4. 3 önerme olursa? Hadi dur onu da yapayım. Hadi 3 önerme olsun. Mesela P, Q ve R önermelerim olsun. Tamam mı? Şöyle bunları ayrıntılı açıyorum. Mesela birincisi doğru, ikincisi doğru, üçüncüsü doğru olabilir. Birinci doğru, ikinci doğru, üçüncü yanlış olabilir. Bütün ihtimalleri şu an buluyorum. Birinci doğru, ikinci yanlış, üçüncü doğru olabilir. Birinci doğru, ikinci yanlış, üçüncü de yanlış olabilir. Güzel. Birincinin doğru olduğu ve ikinci ve üçüncünün bütün e, şeylerin, çeşitlerini yazdım. Şimdi diyorum ki bir dakika belki birinci yanlış, ikinci ve üçüncü doğru. Birinci yanlış, ikinci doğru, üçüncü yanlış. Birinci yanlış... İkinci yanlış, üçüncü doğru. Birinci yanlış, ikinci yanlış, üçüncü yanlış. Başka da bir ihtimal yok. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 farklı satır. Yani 8 farklı doğruluk değeri oldu arkadaşlar. E formüle uyalım. 2 üzeri n de ne yazıyordum arkadaşlar? Buradaki önerme adedini. P, Q, R, 3 önermem var. 2 üzeri 3 ne yapar? 8. Ha, ben demek ki bunu direkt bir formülle kaç tane doğruluk değeri olduğunu bulabilirim. Bunları yazmama boşuna gerek yok. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Tek tek yazmama gerek yok. Harika. Devam edelim. Şu ana kadar anladınız mı? Bir problem yok değil mi? İfade kesin olacak. Ya kesin doğru ya kesin yanlış olacak. Arada hiçbir şey olamaz. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önerme denir. Mantıklı. P ve Q önermeleri denk ise P denktir Q şeklinde gösterilir. P Q önermeleri denk değilse denk değildir dersen olur biter. <laughs> Şimdi Hangileri denk bunları bulalım. Şimdi arkadaşlar eksi 3'ün karesi 9 diyor. Bu bir önermedir. Çünkü kesin net bir şey ortaya koymuş. Ya kesin doğru ya kesin yanlış. Bakalım. Arkadaşlar eksi 3'ün karesi. Bir kere 3'ün karesi 9'dur. Ama bu kare eksi'yi etkileyemez. Eksi parantezin içine değil dışında. E, kareden bağımsız. Bu eksi 9'dur. Dolayısıyla arkadaşlar benim P önermem yanlış bir önermedir. Q'ya geliyorum. Q'da da bakıyorum. Mutlak değer içerisinde 2 eksi kök 5. Kök 5 eksi 2 diye çıkmış. Hemen şöyle yapıyorduk. Mutlak değeri nasıl bozardık? Hocam önce içini tespit ederdik. İçi pozitif mi negatif mi? Şimdi kök 2 eksi, şey 2 eksi kök 5'ten hangisi büyük? 2 mi büyük, kök 5 mi büyük? Anlamak için her iki tarafın karesini alırsın. Çünkü tam sayı köklü sayı kıyaslanamaz arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alalım. Bunun karesi 4, bunun karesi 5. Bak 5 4'ten büyük olduğu için, karesi daha büyük olduğu için kök 5 de 2'den büyüktür. O zaman diyorum ki burada büyük olan kök 5 ise onun işareti olan eksi geçerli olacak. Bu çıkarma şu an içeride negatiftir. Yani içerinin işareti negatiftir çünkü büyüğün önünde eksi var. Peki içeride negatifse biz ne yapıyorduk? Bir de biz eksiyle çarpıyorduk. 2 eksi kök 5'i eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. O da ne olur? Eksiyi içeride atarsam, eksi içeri dağıtarsam eksi 2 artı kök 5 yapar. Burada ne, yapıyor, ne diyor? Eksi 2 artı kök 5. Doğru. Q önermesi doğru çıktı arkadaşlar. Gelelim R'ye. R nedir? En küçük asal sayı 1'dir. En küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. Çift olan bir tane asal sayı var. O da 2 ve en küçüğüdür. Dolayısıyla R yanlış. Denk olanlar hangileri? Bakın P ve R. Diyorum ki P önermesi ve R önermesi denktir. Her ikisi de 0'dır. Devam edelim. Basitmiş. Bir de önermelerin değilleri var. Yani olumsuzları var arkadaşlar. 1 Doğrunun değili sence nedir? Kümelerdeki gibi dışı. Doğrunun dışında ne kalır? Yanlış. Böyle düşüneceksin. Doğrunun değili yanlıştır arkadaşlar. Yanlışın değili doğrudur. Bunlar çok basit. Değilinin değili. Hadi kümelerde vardı ya dışının dışı içiydi. Hatırlıyor musun? Dolayısıyla arkadaşlar P'nin değilinin değili bizzat P'nin kendisi olacak. Bu üçü zaten hani düz mantık olması gereken şey gibi görünüyor. Semboller için konuşalım. Eşittir sembolünün olumsuzu eşit değildir. Eşit değildirin olumsuzu eşittir. Küçüktürün olumsuzu değil arkadaşlar. Bak şu işaretin deliği zıttı ve eşitlisi olacak. Yani bu ne büyüktür değil mi? Mesela A büyüktür B'den. Bunun zıttında ne olacak? B büyük eş, e, küçük eşit pardon. A büyüktür B'den değil mi? Bunun zıttında şöyle olacak. A küçük eşittir B'den. Yani bu işaret hem bu işaret hem yön değiştiriyor hem altında eşitlik olmadığı için eşitlik de geliyor. Çünkü biz bütün reel sayıları kuşatmalıyız. Mesela diyelim buraya ne diyelim? 3 ee, diyelim x diyelim. x nedir? 3'ten küçük. Eşitlik var mı? Yok. 3'ü işaretlerim. x budur. Şu, şunu şöyle sileyim. x budur değil mi? 3'ten küçük her şey. Bunun değiliyle beraber ikisi beraber evlensel kümeyi oluşturmalı. O zaman değilinde de mesela buraya ne yazıyorduk? 3. 3 büyük eşittir. Şuraya pardon. 3 küçük eşittir x'ten. Bu sefer x 3'e eşit ve 3'ten büyük olacak. Bu sefer eşit olduğu için burayı da dolduracağım ve büyük kısmı alacağım. Bakın toplamda bütün reel sayıları kuşatmış oldum. Tamamlayıcısı gibi düşün. Küçüktürün tamamlayıcısı büyüktür. Ee, büyük eşitin tamamlayıcısı küçüktür. Pardon, pardon bir dakika. Küçüktürün tamamlayıcısı büyük eşittir. Şu olarak sileyim. Size burayı uzatınca ha, kafanızı karıştırmış olabilirim. Bunun değili budur. Bunun değili tabii ki hem zıt yöne bakacak hem eşitlik olmayacak. Bunun değili küçük tam ters olacak. Büyük bir eşitlik olmayacak. Şurayı bir ayırayım bak. Şurası birbirinden ayrı iki sütundu arkadaşlar. Heh. Bunun değili burada. Bununki burada. Bununki burada. Bununki burada. Bununki burada. Bununki burada. Zıtta çevireceksin. Eşit yok yoksa eşitlik koyacaksın. Eşitlik varsa sadece zıtta çevireceksin. Böyle. Tamam. Devam edelim. hangileri doğrudur? Arkadaşlar. Önce doğruluk değerlerini bulalım. P için konuşalım. 2 çift sayıdır. Doğru. Şuraya bakalım. Bu işlemin sonucu ne yapar? 3 yapar. Bu işlemin sonucu ne yapar? Eksi 3 yapar. 3 küçüktür. Eksi 3'ten yanlış. Q önermesi yanlıştır. R önermesi için ne dersiniz? 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Topla 5'in karesi 25 eşit oluyor. Bu da doğru. Arkadaşlar bulduk. Şimdi gelelim. P ile R denktir diyor. P ve R denktir. Doğru. Al bunu. P'nin değili şudur. Şimdi pardon Q'nun değili. Değilini diyor ya. Değilinde bu hem yön değiştirir hem eşitliği alırdı. Bak hem yön değiştirmiş hem eşitliği almış. Güzel. Doğru yapmış arkadaşlar. Demek ki e, bu da doğru. Evet. Bakalım 7 eksi 4. 4 7. Her şeyle aynı. Eşitlik hem yön değiştirdi hem eşitliği aldı. Harika. P'nin değili. Hemen P'nin değilini söyleyin bana. P1 ise P'nin değili sıfırdır arkadaşlar. P'nin değili denktir Q'ya. Evet. Q da sıfır. Bu da doğru. Aa. 3'ü de doğru. 1, 2, 3. Dolayısıyla yapıştırıyoruz. E şıkkını. Birinci soru E çıktı. Basit değil mi? Bir önermenin doğruluk değerini bulacağım. Bir mi sıfır mı sonra götürüp aşağıda tekrar test edeceğim. Bileşik önermeler. işte önermelerin asıl kısmı. Önerme şu an başlıyor. Mantık şu an başlıyor arkadaşlar. Bileşik önermelerde ilk öğreneceğimiz veya. Veya arkadaşlar aklınızda şöyle tutacaksınız. Esnektir. Esnektir. Yumuşaktır. Neden esnektir yumuşaktır? Bunu şeye benzetiyorum ben. Anne gibidir. Tamam mı? Daha böyle yumuşak. Daha esnek. Ne demek istiyorum? P ve Q. Bunlar birer önerme. Şimdi bunlardan biri doğru, diğeri doğruyken arkadaşlar veya bunu doğru kabul eder. Bir veya yani şu. Bir veya bir, birdir. Tamam. P doğru, Q yanlışken arkadaşlar yani şöyle bir veya sıfırken bu yine doğrudur. Bak neden yumuşak? Şimdi iki tane doğru olduğunda zaten doğru olur veya da ama bir doğru bir yanlışta da yine doğru kabul ediyor. Çünkü de olsun be diyor. Bir doğru yapmış, bir yanlış yapmış. Hatasını da kabul edeyim ben bunun diyor be. Hatası da olsun. Bir doğrusu var ya, Doğruyu odaklanıyor. Şimdi buraya geliyorum. Bir yanlış, bir doğrusu var. Bir yanlış veya bir doğru. Yine ne olacak? Yine bir olacak. Çünkü her ne kadar yanlış olsa da doğrusu da var. Sonucu doğru olarak alıyor. Ama iki yanlış. Ya diyor ki o kadar da değil yani. Tamam yumuşaksak o kadar da değil. İki yanlış yanlış yapar arkadaşlar. Bakın veya da bir veya bir birdir. 1 veya 0 1'dir. 0 veya 1 1'dir. Ama 0 veya 0 0'dır. Yani veya da 0 olan sadece bir durum var. Çünkü veya yumuşaktır, esnektir. Bir doğru olsa bile kabul eder. Olsun be. Doğru sonuçta der. Onları doğru olur. Ama iki tane yanlışa da o kadar değil der. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradaki kısmı çok iyi anlatmam lazım. Çünkü harfler üzerinden gideceğiz. Bakın. P veya P nedir? Şimdi biz P veya P'yi bulduğumuz zaman P önermesi veya P önermesi. Biz bu önermenin ne olduğunu biliyor muyuz? P'nin doğru ya da yanlış olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi bilmiyorsak iki durum var. Bir, ya bu doğrudur. Dolayısıyla P de doğrudur. Bunu doğruluk değerine çıkar. Denktir 1'e. Doğru. Ya bu yanlıştır. Veya bu da yanlıştır. Çünkü ikisi de aynı P. İki yanlış ne yapar? Yanlışa. Hee buradan şunu anlıyorum. P her ne seçilirse sonuç o çıkıyor. Bak P'yi 1 seçersen sonuç bir çıkıyor. P'yi sıfır seçersen sonuç sıfır çıkıyor. Yani sonuç P neyse onun aynısı çıkıyor. Dolayısıyla P veya P'de ben sonuca direkt P diyebilirim. P birse bir veya birden bir çıkar. P sıfırsa sıfır veya sıfırdan sıfır çıkar. Bunu anladınız mı? Bu önemliydi. Renk değiştireyim bir saniye. Orası çok aynı renk oldu. Okey. Okay. Şimdi gelelim diğerine. Şu an güzel bir şekilde konu anlatıyorum aslında. P veya P'nin değili denktir biri diyor. Bak şimdi. P veya P'nin değili Şimdi arkadaşlar P 1 ise değili sıfırdır Veya da bunun sonucu ne çıkacak? Bir P sıfırsa bunun değili nedir? Birdir Veya da bunun sonucu ne çıkacak? Bir Niye? Veya olduğu için bir tane bir olması sonucu bir yapmak için yeter Sıfır önemli değil Yumuşaktır, esnektir, doğruyu arar veya Gördüğünüz gibi P ne olursa olsun arkadaşlar P doğru ya da yanlış ne olursa olsun Sonuç hep bir çıkıyor He, o zaman P veya P'nin değili Daima bir diyeceğiz Her zaman bir diyeceğiz Sebebi ne? Çünkü bunların ikisinden biri birdir. Hani biri diğerinin değil ya. Biri sıfırsa diğeri bir. İlki birse diğeri sıfır. Yani içinde mutlaka ikisinden biri bir. Diğeri sıfırdır. Bir tane bir barındırdığı için sonuç kesin bir çıkacak. Anladın mı mantığını? Harikasın. Devam edelim. P, P veya bir. Bak burası çok güzel. Veya her şey P her ne zıkkım olursa olsun. Veya da bir tane bir olduğu için sonuç birdir. Bitti. Ya P'nin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü veya biri arar. Biri bir tane bulmuş mu? Bulmuş. Aman P'ye hiç bakmaz bile. Bu kesinlikle der ki birdir. Güzel. Bunu anladık mı? Anladık. Sıfır. P veya sıfır. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Sıfır ancak P sıfır olursa sıfır olur. Veya'nın sonucu. Demek ki P 1 olursa sonuç bir olur. P sıfır olursa sonuç sıfır olur. Bak P'nin aynısı çıkıyor. P'ye bağlı. Sıfıra bağlı değil. O yüzden arkadaşlar P veya sıfırda sonucu P olarak alacağız. Bunlar işlem alırken şöyle diyeceğim. He, bu 1 olursa sonuç 1 olur. Bu 0 olursa sonuç 0 olur. Demek ki P neyse sonuç onun aynısı. Bitti. P veya Q, Q veya P. Bunlar yer değiştirebilir. Veya da yer değişikliği hiçbir şekilde fark etmez. Şeye benziyor hani. 3 artı 2 eşittir 2 artı 3. Bunlar yer değiştirse de 3 ile 2 yer değiştirse de toplamları 5 olacak. Yer değiştirmiyor. Birleşme özelliği vardır. Bakın bu da veya bu da veya. Şu parantezi ilk ikisi için yapmış ya. Diyorsun ki ya hepsi veya ise boş ver parantezi kaldırabilirsin yer değiştirebilirsin Çünkü veya 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 olduğu için bunlardan şey yapacak şey yapacaksın parantezin yerini değiştirebilirsin komple kaldırabilirsin buna birleşme özelliği deniyor veya anladık mı veya iki farklı önermeden tamam mı İki farklı önermeden biri gelsin yani ister şöyle düşünün Ahmet veya Mehmet gelsin fark etmez. Kim gelirse gelsin dediğinde ne oluyor? Ahmet de gelse olur. Mehmet de gelse olur. İkisi de gelse olur. Veya çünkü hani o veya o. Ne fark eder yani benim için? Ya da diyorsun ki ee, nasıl diyeyim? Bugün mesela kahvaltıda ne yiyeceğim? Poğaça veya simit. Tamam mı? Sana poğaça da verseler yersin. Simit de verseler yersin. İkisini de verseler yersin. Fark etmiyor çünkü. Ama ikisini de vermeseler. Yani sıfıra sıfır olsa. Ah dersin ya kardeşim karnımız aç. Kahvaltı edeceğiz. Birini ver daha. Değil mi? Bu şekilde. Veya böyledir. V bağlacı. V bağlacını da şöyle aklımıza tutacağız arkadaşlar. Katıdır. Serttir. Sert. Kim gibi? Babalar kusura bakmasın ama baba gibi diyelim. Bak veya anne gibiydi ya. V baba gibidir. Baba hata kabul etmiyor. Baba diyor ki kardeşim benim evladım dost olacak. Hata yapmayacak. Baba yapma diyorsun ama öyle işte öyle kabul ediyor. O yüzden arkadaşlar V'de şöyle bir şey var. V'de. Ve 1 bir ve 1'i 1 bir yapar. 1 ve 0'ı 0 sıfır yapar. Hata kabul etmezdi. 0 ve 1'i yine 0 yapar. Pardon. 0 sıfır ve 0'ı hayli hayli 0 yapar. Yani baba sadece diyor ki 1 ve 1 benim için 1'dir. İçinde hata olan benim için hatadır diyor. He, anladım. Hemen şöyle tablosunu yapıyorum. 1 ve 1 deyince diyeceksin ki katıdır, serttir. Sadece 1 ve 1 1 olur. 1 ve 0 0 olur. 0 ve 1 sıfır olur. Sıfır ve sıfır hayli hayli sıfır olur. Tamam. Sadece bunun doğru olduğunu bileceğiz. Nasıl? Aklınızda kaldı değil mi? Bu kadar basit ya. Benim arası yok. Gelelim şuna. PVP. Şimdi, P ve P. Şimdi P'nin ne olduğunu bilmiyorsun. Sana biri bir önerme söyledi. Ama o acaba kesin doğru mu kesin yanlış mı bilmiyorsun. Tamam mı? Ne gibi mesela? Diyelim ki e, Portekiz'in başkenti Sofya dedi. Tamam mı? Sen de bilmiyorsun diyelim. Şimdi doğru da olabilir yanlış da olabilir. Bunu aslında yanlış. Başkent Sofya değil ama bilmiyorsun ya sen bir önerme söylediğine doğru ya da yanlış olduğunu bilmediğin için iki duruma göre de düşünmen lazım. Diyeceksin ki ulan bu önerme doğru olsa 1 ve 1 1 yapar. Aa P neyse sonuç o çıkıyor. Bu önerme yanlış olsa şöyle yanlış olsa 0 sıfır ve 0'dan sonuç 0 çıkar. Aa diyorum P ne seçilirse sonuç zaten o çıkıyor. O zaman P ve P'yi ben direkt P diye sadeleştirebilirim. Çok harika. P ve P'nin değili. Aha. Bunlardan biri birken diğeri sıfır. Bu sıfırken bu bir. İlla ki içinde biri bir biri sıfır. Birbirinin zıttı. O yüzden içinde sıfır barındırdığı için bunun sonucu kesinlikle sıfır olacak. Çünkü V katıdır, serttir, babadır. Hata kabul etmez. P V 1 Şimdi bu bir tamam bir eyvallah. V olsaydı sonuç kesin bir olacaktı. V olduğuna göre eğer P 1 olursa bakın P 1 olursa bir ve birden bir gelir. P sıfır olursa bir ve sıfırdan sıfır gelir. Aaa ben P'yi ne seçersem sonuç onun aynısı çıkıyor. O zaman diyorum ki P ve 1'i ben P diye sadeleştirebilirim. P ve 0. Aha. V gördün 0 gördün. Sonuç direkt 0'dır. P her ne zıkkım olursa olsun V'de 0 varsa sonuç 0'dır. Çünkü V hata kabul etmez. Katıdır, serttir. P ve Q, Q ve P eşittir. Bunlar yer değiştirebilir. Bir önemi yok. Bak, üçü de aynı olduğunda Pardon, özür dilerim. İki işaret de aynı olduğunda, her ikisi de V olduğunda burada şunu yapabiliyoruz. Bu parantezi buradan kaldırıp diğer ikisini atabiliriz komple kaldırabiliriz. İstediğimizi yapabiliriz ama hep aynı olduğunda. Şu olduğunda yapamazsın. Mesela P ve Q diyelim veya R dedi. Hocam ben bu parantezi yeni değiştirebilir miyim? Hayır yavrucuğum. Çünkü burada V var, burada veya var. Burada işlem başka artık. Tamam De Morgan. Bunu kümelerden de hatırlıyor musun? Kümelerde de vardı. Aynısı. Şu değilini içeride açacağız. Değilini hem P'nin üstüne hem Q'nun üstüne hem de bu veya işlemin üstüne de açacağız. P'nin değil olur değili Q'ya dağıtırsan Q'nun değili olur. Peki değili V'nin üstüne V'nin üstüne dağıtırsam ne olur? V olur. Aynısı kümelerde vardı ya dağıtıyorduk. Ee, kümenin değili yapıyordu. Kesişimi birleşim yapıyordu. Birleşimi kesişim yapıyordu. Burada da V'yi V yapacak. V'yi de v yapacak. Bak şimdi dağıtalım. Bunu bunun üstüne dağıtırsam P'nin değili olur. Bunun üstüne dağıtırsam Q'nun değili olur. Bunun üstüne dağıtırsam da V'yi V'ya yapar. Bu kadar ya. Aslında yeni bir şey öğrenmiyoruz. Kümelerde öğrendiğimiz şeyin aynısı var burada. Tamam. Demorgan zaten bu bir Fransız. Bu adam bunu yıllar önce bulmuş, uygulamış, biz de hala takip ediyoruz. Hani basit bir bilgi, çok böyle zor bir şey değil. Ya da ya da ya da şudur. Ee, bunu size nasıl açıklayabilirim? Ya da e, şöyle nasıl diyeyim? Ya da ya da zıt. Ya da zıt olacak, olacak. Heh. Ya da zıt olacak. Ne demek biliyor musun? Ya da'yı şöyle anlatayım. Aslında bir şey uyduramadım. Dur, birazdan uyduracağım. Bekle. Ya da nedir biliyor musun? İki seçenekten biri. Hani biraz önce ne demiştik? Poğaça simit örneğinde. Kahvaltı edeceksin. Sabah dedin ki gittim fırına bana poğaça ya da simit ver. Bak bu ne demek? Ya onu ver ya onu ver. İkisinden birini ver. Şimdi poğaça veya simit fark etmez demektir. Ya, hangisini verirsen ver istersen ikisini de ver demektir. Ama ya da da poğaça ya da simit verdim. ben ikisinden birini alacağım. Hangisi varsa onu ver demektir. Dolayısıyla arkadaşlar ya da da şöyledir. Doğru ya da yanlış bu bizim aradığımız şeydir. Doğrudur. Yanlış ya da doğru aradığımız şeydir. Doğrudur. Yani simit ver, poğaça verme ya da simit verme, poğaça ver. İkisinden birini yap. Çünkü cümlemiz öyle. Türkçeyi matematiğe çevirsek böyle bir sonuç çıkıyor. Arkadaşlar ya da da biri doğru biri yanlış olduğunda sonuç doğru. Biri yanlış biri doğru olduğunda sonuç doğrudur. Ama iki doğru varsa ee, sonuç yanlış. Sen adama diyor ki poğaça ya da simit ver adam ikisini de veriyor. Ya arkadaş birini istiyorum ben de ha? yanlış yapıyorsun o yüzden yanlış. Ya da ikisini de vermiyor yanlış yapıyorsun da ben birini istiyorum. He ya da ee, buna bir şey uyduramadım ya bir şey uydursanıza. Ya da ya da tek başına ya da zıt he, ya da zıt olacak diyelim. Ya da zıt olacak. uymadı ama işte ya da zıt olacak birinden biri zıt. Şuraya yazıyorum hemen. 0 pardon önce şundan başım. 1 ya da 1 ne olacak? İstemiyorum. 1 ya da 0 seviyorum ve istiyorum. 0 ya da 1 seviyorum ve istiyorum. 0 ya da 0 istemiyorum. Bu. Ben şu iki durumu istiyorum. Doğru olması için birinin doğru birinin yanlış olması lazım ya da da budur. Şimdi p ya da p. Şimdi bu anlatım kısmı biraz uzun sürüyor biliyorum ama bunda burayı iyi kavrarsak arkadaşlar işlem yaparken çok hızlı olacağız. P ya da P. Ben P'nin doğru mu yanlış olduğunu bilmiyorum. Önce diyorum ki P doğru olsa doğru ya da doğru sıfır yapar. P yanlış olsa yanlış ya da yanlış sıfır yapar. Aa bir dakika. Ya da da bir bir de yanlış yapar. Sıfır sıfır da yanlış yapar. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlış diyeceğiz. Bu. Buraya gelelim. P 1 olsa onun değeri sıfır olur. Aha bu aradığımız şey birbirini zıttı bir olacak. Bu sıfırsa mesela başka bir renk yapayım. Bu sıfırsa değil bir olur. Aha bir zıt. Yani bunlar zıt. Biri sıfır bir bir. Bu da doğru olacak. Demek ki arkadaşlar P ne olursa olsun yanındaki zıt onun zıt işaretçisi olacağı için iki zıt bir arada gel, geldiğinde bizim aradığımız şey zıtlardı. Bu doğru olur. Biz bunu sadeleştirir direkt bir olarak yazabiliriz. Bir ya da bir. Şimdi bak. P 1 olsa bir ya da bir ne yapar? Sıfır. Peki. P 0 olsa sıfır ya da bir ne yapar? e, ee, 1 yapar. Çünkü 1 ve 1 yanlıştır 0'dır. Ama 0 ya da 1 bir, 1'dir. Bakın ben P'yi ne seçtim? 1 seçtim. Sonuç ne çıktı? 0. Ben P'yi ne seçtim? 0. Sonuç ne çıktı? 1. Aa, ben P'yi ne seçersem sonuç onun zıttı çıkıyor. O zaman ben buraya P'nin değili yazacağım. He, güzel. Ve buraya gelelim. Ya da da 0 var. Tamam. Hemen test ediyorsun. 1 yazsam 1 ya da 0 1 yapar. 0 yazsam 0 ya da 0 0 yapar. Ben P'yi ne seçersem Sonuç onun aynısı çıkıyor. 1, 1, 0, 0 çıkıyor. Demek ki ben burayı sadeleştirip direkt P yazabilirim. Bunları ezberlemenize gerek yok. Ben ezberlemiyorum. O an hemen pratik bir şekilde test ediyorum. Devam. Heh şimdi bakalım. Bana söyler misiniz? 0 ya da 1 nedir? Hocam e pardon. 0 veya 1 nedir hocam? Veya yumuşaklıklar, esneklikler içinde 1 olduğu için 1'dir. Ve şimdi 0'ın değeri nedir? Buraya direkt 1 yazayım. 1 ve 1 ne yapar? 1 ve 1 bir katıdır. Serttir. Bir, ol, bir, ve bir olduğunda bir kabul eder. Burası birdir. Ama burada çok ilginç. Onun da değilini alacağım. Birin değilini yapar sıfır. Burası komple. Burası en sonunda sıfır geldi. Yani benim işlemim 1 ve sıfır oldu. V katıdır serttir. Hata kabul etmez. Sonuç sıfır. Bitti. Aşağı gel. P veya P'nin değili. Bakın buraya bakalım. P veya P'nin değili. Bunlardan ve P'nin değili biri bir biri sıfırdır. Birbirinin zıttıdır değil mi? Ama içinde mutlaka bir tane bir bir tane sıfır olur. Hangisini bir hangisinin sıfır olduğunu bilmiyorum. İlgilenmiyorum da önemli değil. Sonuçta biri bir biri sıfır. Veya olduğu için içinde biri olduğu için yumuşaktır esnektir bunu bir kabul eder. Bir. Şuradaki işlemi de alayım ve. Burayı söyler misin? Hocam burada veya var. Bu sıfır. Şimdi Q 1 olsa bir veya sıfırdan bir gelir. Q'nun aynısı gelir. Q sıfır olsa sıfır veya sıfırdan sıfır gelir. Yani bunu Q diye sadeleştirebilirim ben. Harika Q. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar bakın 1 ve Q. Q1 olsa bunun sonucu 1 olur. Q0 olsa 1 ve 0 0 olur. V hata kabul etmezdi. Yani ben Q'yu ne seçersem sonuç onun aynısı çıkıyor. O zaman ben buraya direkt şunları silip Q diyebilirim. Q her neyse bakın Q her neyse sonuç o çıkacak. Sadeleşmiş hali Q'dur. Güzel. En alta geliyorum. Ya da ha 1 ya da sıfır. Bu bizim aradığımız şeydir. Birdir ama üstünde değil var. Dursun tamam. Ya da veya harika veya da bir tane bir olması sonucu bir yapar. Şimdi bu birin değili nedir? Sıfır. Sıfır ya da bir oldu. Sıfır ya da bir nedir? Birdir. Aradığımız şeydir. Çok iyi. Kavruyor muyuz? Yazıyor muyuz? Devam ediyorum. İkinci örnekteyim. P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bir V işleminin sonucu parantezlerde işlemler var ama en dışta V var. Sonra bir daha parantez var. Sonuç 1. Demek ki bu grup ve bu grup V ile işleme girip sonucu 1 yaptıysa V'de ne zaman 1 olur? V katıdır, serttir. Ancak ancak bu ve bu 1 olduğunda. 1 ve 1 bir, 1'dir. Heh. Buradan anlarım ki P veya Q'nun değilini değili bu 1 olmak zorunda. Slash. R veya P. R veya P'de arkadaşlar 1 olmak zorunda. Şimdi bunları halledelim. Birincisinde Buranın değili 1 ise arkadaşlar şu parantezin içinde ne olmalı? Sıfır. Sıfırın değili 1'dir çünkü. He diyorum ki o zaman P veya Q'nun değili sıfır olmalı. Önce burayı bir çözeyim. Veya da sonuç sıfırsa burada ne anlıyorsun? Veya yumuşak ve esnek de onda bile sonuç sıfırsa demek ki her ikisi de sıfır. Sıfır veya sıfır sıfır yapar. O zaman P sıfırdır. Diyorum ki bir dakika şuraya P, Q, R diye doğruluk tablomu bir yazayım. İlk öğrendiğim şey P'nin sıfır oldu. P kesinlikle sıfırdır. Arkadaşlar Q'nun değili sıfırsa Q nedir? 1'dir. Bravo. Onu da 1 olarak yazdık. Gelelim R'ye. Şimdi biz P'yi ne bulduk? 0 bulduk. Geliyorum P ye yerine diyorum ki P sen 0'mışsın. Biraz önce sol tarafta seni buldum. R veya 0 1 yapmış. Şimdi şuraya R veya şöyle alta yazayım hatta. R veya 0 denktir 1'e. Arkadaşlar veya da sonucun 1 olması için en az biri 1 olacak. Bu 0 olduğuna göre demek ki R burada 1'dir. R de 1 olmak zorunda. Yani 0, 1, 1. P, e, P Q, R'yi soruyordu. 0, 1, 1. Aha burada B şıkkı yapıştır. <laughs> Çok iyi Basit bir soruydu. Aldık. Teker teker ayırdık. İşlemleri yaptık. Hallettik ve devam edelim. Dağım, dağılma özelliği. Kümelerde hatırlıyor musunuz? A birleşim mesela B kesişim C üstüne dağılırdı. A birleşim B. A birleşim C. Sonra ortaya da kesişim yazardık. Aynısının tıpkısı burada var. Bakın. P veya Q ve R'nin üstüne dağılacak. Arkadaşlar P'yi veya olarak buradaki işlemin veya P'yi veya olarak Q'ya dağıtırsam ne olur? P veya Q olur. P'yi veya olarak R'nin üstüne dağıtırsam yine bunu kullanıyorum. P veya R olur. Pardon şu veya olsun. Şimdi araya araya bu aradaki işlemi yazacağım. Buradaki işlem ne? V. V yazıyorum arkadaşlar. Bitti. Bakın veya nerede? P'nin Q ve R ile işleme girmesi gereken işlem veya'dır. Gerçekten de P Q ve R ile V'ye işleme girdi. Aradaki V tekrar arada. Buna dikkat edelim. Şimdi V'yi içeri dağıtıyorum. V, v e, P V Q P ve Q P ve R P ve R Arkadaşlar araya hangi işlemi yazıyorum? Aradakine veya. Bu kadar. Tamam? Hemen şuraya bakalım. Önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Abo. Bunun değilini istiyor. Tamam. Bunun değilini mi istiyor? Ben hemen bunun değilini alayım. Bunun değili. Bu neye denktir? Şimdi değili içeri dağıtacağım ya. Nasıl dağıtıyorum? Bir. Bu değil. Şuradaki işlemi ne yapar? Bak. Bu parantezin zaten değili var ya. Bunu değilden kurtarır. Yani P veya Q olur. Değili. Şu değili ortadan kalkar. Bu değil sayesinde. Değil de bu V'ye ne olacak? V'ye dönecek. Sonra buradaki P ve Q'nun değilinin de üstüne değil olarak gelecek. Arkadaşlar bu değili şurada göstereyim. Bu değili hem bunun üstüne attım işleme koydum. Hem bunun üstüne hem de bunun üstüne üçünde de işlem yaptım. Şimdi devam ediyorum. Burası nedir? Tamam burada bir değişiklik yok. P veya Q V. Şimdi değili ile işlemi alıyorum. P'nin değili, P'nin değili. V'yi yapar. Q'nun D'liğini de Q yapar. Harika. Şimdi burada ne gördük? Ne gördük? Vay. Hocam P veya Q ne olabilir acaba? Bak bir şeyi ortak gördüm. Neyi? Bak her ikisinde de Q var. O zaman buradaki işleme bakıyorum. Bak buradaki işlem veya buradaki işlem veya ortadaki de V. Ya sanki bak sanki şuradaki dağılma var. Şuradaki dağılmaya ne kadar benziyor? Ortadaki iki işlem aynı tam ortadaki işlem farklı ve ortak bir şey var. Burada da mesela P'ler ortaktı görüyor musunuz? Burada da Q'lar ortak. He diyorum Q bunun üstüne dağılmış. Nasıl dağılmış? Bak dağılma soldan da olabilir sağdan da olabilir. Şimdilik soldan göstereyim daha iyi anlayın. Bakın arkadaşlar hepsine veya veya var. Demek ki Q bunlara veya olarak dağılmış. İçeridekiler nedir? P ve P'nin değili. Şunlar P ve P'nin değili. P ve P'nin değili. Hadi bakalım dağıtalım. Gerçekten de doğru mu? Şu VA'yı dağıtıyorum. Q veya P. Burada Q veya P. Q veya P'nin değil. Q veya P'nin değil burada. Aradaki işlem V tam araya gelmiş. Harika. Her şey doğru. Demek ki arkadaşlar bu işlem şuraya alıyorum. Hatta şuraya alıyorum. Bu işlem bu VA'yı sağda da gösterebilirim. Solda da gösterebilirim. Yani şu anlamda da gösterebilirim. Şu neydi? Q pardon. Q veya P ve P'nin değili diye gösterebilirim. Bunu solda ya da sağda tutmam bir şey değiştirmiyor. Ben genelde solda tutmayı seviyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Arkadaşlar şurası çözümlenebilir. Burası çok basit. Niye? V var. Biri P, biri P'nin değili. Bunlar birbirinin zıttı. Biri bir, biri sıfır. Yani hangisinin bir hangisinin sıfır olduğu önemli değil. Birbirinin zıttı bunlar. Ama aradaki işlem V olduğu için, V katı ve sert olduğu için İçlerinden biri bir, biri sıfır olacağı için bunu sıfır yapar arkadaşlar. He, o zaman soru şöyle olur. Q veya sıfır. Şimdi aradaki işlem ne? Veya yumuşak esnek. Eğer ki sen Q'yu bir seçersen bir veya sıfırdan bir çıkar. Q'yu sıfır seçersen sıfır veya sıfırdan sıfır çıkar. He, bak Q neyse sonuç onun aynısı çıkıyor. O zaman ben bunu sadeleştirip direkt Q yazabilirim. İki tane ihtimalle de siliyorum. Demek ki bunun sonucu ne olacak? Yapıştır B şıkkın Q en sade hali Q olacak. Nasıl? Beğendiniz mi? Soru bence buradan başladı artık sorular. Sağlam sorular. Bunları kavramaya, biraz önce öğrendiklerimi aklınızda tutmaya çalışın arkadaşlar. Bazen size bunu dağıtmayı vermez. Dağılmış halini verir, geri toplamanızı ister. Aynı buradaki gibi. Burada zaten dağılmış. Dağılmış. Biz onu geri topladık. Geri toplanmış halini nasıl tahmin ettim? Baktım her iki tarafta Q var. İşlemler eşit veya Q veya Q. Ha V ya demek ki P ve P'nin değil üstüne dağıtmış. Aradaki ne V? Araya V'yi kattım ve dağıttım. Tabi ha böyle dağıt ha böyle dağıt. Bak şu ikisi birbirinin aynısıdır. Söyleyeyim. Hani veya v ya Q'nun sağda ya da solda olması bir şey değiştirmez. Sileyim de buralarda çok renkli olmasın. Devam edelim. Koşullu önermeler ise en çok soru gelen kısım. İse'den çok soru geliyor arkadaşlar. İse'de bir tane durum sadece yanlıştır. Onu göstereyim. Diğerlerinin hepsi doğru ise şudur arkadaşlar. 10 ise bunu neye tamamlayacaksın? 100'e. Bak sayı 10'du. 1 0 10'du. 10 görürsen 100'e tamamla. Yani 1 ise 0 sadece yanlıştır. Diğer bütün iseler doğrudur. Neymiş? 1 ise 0 görsen hemen 0 yap. Çünkü de ki hani sanki 1 0'da 10'dur. 1 0'da sen ekliyorsun 100 yapıyormuş gibi düşün. Tamam mı? 1 0 görsen hemen 0 yaz. Diğerlerinin hepsi doğru. Mesela 1 ise 1, 1'dir. 1 ise 0, 0'dır. 10 gördüğün 100'e tamamla. Bunun kodu budur. Tamam mı arkadaşlar? Tamam buraya gelelim. 0 ise 1, 1'dir. 0 ise 0, 1'dir. Aa hepsi 1. Sadece bir tane 0 var. Aa bunu aklımda tutmam yeterli demek ki. Hepsini yazıyorum o zaman. 1 ise 1, bir, denktir 1'e. 1 bir ise 0, sıfır, denktir 0'a. 0 sıfır ise 1, e, bir, denktir 1'e. 0 ise... Sıfır denktir bire Sadece bu yanlış Peki ise de PP olursa harfler olsa ne yapacağız İki ihtimalle düşüneceğiz arkadaşlar Diyeceğiz ki sıfır ise sıfır olsa Hani p 0 olsa sıfır ise sıfır birdir Tamam doğru sağlıyor Peki ya p 1 ise Bir ise bir o da doğru o da bire eşit Yani p sıfır da olsa bu isenin sonucu bir çıkar P 1 de olsa bu isenin sonucu bir çıkar Her türlü bir çıktığı için Direkt kesin bir yazabiliriz P ise bir Şimdi sadece bu bir bu sıfır olursa sonuç sıfırdı ya. Demek ki buraya sıfır değil de bir geldiğine göre bunun sıfır etme ihtimali yok. Yani ikincisi bir olan bak ikincisi bir olanların hepsi zaten bir çıkıyor. İkincisi bir olanların sıfır olma ihtimali yok. Sıfır olması için ikincisi sıfır olmalı. Eğer bu durumda birinci de sıfırsa sıfırdır. İkincisi sıfır ama birincisi de sıfırsa o zaman bir çıkıyor. Ha, demek ki ikincisi bir olanların hepsi bir olduğu için bunu direkt garanti 1 yazabilirim. P'nin hiçbir önemi yok. Çünkü P1 olsa da 1 ise 1 1'dir. P0 olsa da 0 ise 1 1'dir. Gibi. P ise 0. Aha bir dakika buraya dikkat edelim. Burada bir kritik bir durum var. Çünkü ikincisi 0 olduğunda sonucun 0 olma, olabilme durumu var. Bak. Eğer P 1 ise 1 ise 0'dan sonuç 0 çıkar. Ama P eğer 0 ise 0 ise 0'dan sonuç 1 çıkar. Ya şu adımları atlıyorum arkadaşlar. Bu iseleri ve şunları yazmayı atlıyorum. Tamam mı? Bunları atlıyorum yani. Normalde hızlı olmak için atlıyorum. O zaman ben ne anladım? Ben P yerine ne yazıyorsam sonuç onun değili çıkıyor. P'ye sıfır yazarsam sonuç değili çıkıyor. Bir çıkıyor. Demek ki bunları kısa göstermek istersen ben bu işlemin sonucunda P'nin değili yazabilirim. Bunları düşünüp hemen uygulayacağız. Doğruluk değeri bir olup P ise Q koşulu önermesine gerektirme derir. He gerektirmedir. Yani eğer bu önerme doğruluk değeri 1 ise P ise Q bu gerekli bir şey demektir. Mesela e, ne diyelim çalışırsam bana para ver gibi. Çalışır isem bana para ver. Bu bir gerekliliktir. Eğer çalışmışsam artık karşı tarafın bana para vermesi gerekiyor gibi bir Türkçe'ye çevirebiliriz. Geçelim. Örnek. En güzel örnekler üstünden anlaşılıyor zaten. Bakın şimdi. Bir kere bunların doğruluk değerlerini bulalım. Aşağıdaki bileşik önlemlerin hangileri doğrudur? Bir kere P, Q, R doğru mu değil mi onları bir bulalım. P, Q, R Kök 2 artı kök 3 kök 5 yapar mı? Yapmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Q 0 Kök 3 eksi kök 1, 2 1 yapar mı? Hayır. Bunlara sakın aldanmayın. Yanlış. Kök 2 çarpı kök 3 gerçekten de kök 6'dır. Doğru. Demek ki 0, 0, 1. Gel. Yerine yaz. P 0, Q 0, R 1. Şimdi arkadaşlar 0 ve 1 ne yapacak? 0 yapacak. Burası oldu mu sana? 0 ya da 0 veya 0. 0 veya 0 veya 0 oldu. Böyle yazayım. Veya da bunun sonucu nedir? 0. Bu 0 çıktı arkadaşlar. Denkte de 0. Elendi. Buraya geliyorum. Q 0'dır. R 1'dir. Veya da bunun sonucu ne yapar? 1 yapar. Esnektir, yumuşaktır. İse P. P nedir? 0. 1 ise 0. Aha 10 ise 100'e biz tamamladık. 1 ise 0, 0 yapar. Bunun cevabı da 0 sen de bizimle değilsin. Buraya geliyorum. Q neydi? 0. Veya R neydi? 1 ise P neydi? 0. Aha. 10 ise 100. Burası 0 yapacak. 0 veya 0 ne yapar? 0 yapar. Buranın da denkliği 0'dır. Bazen veya'ya ya da diyorum sanki fark ettiniz mi? Birden dilim sürçüyor. Dikkat edin ona hata yapmayayım. En son buraya geliyorum. P neydi? 0 ise Q ve R. Q 0 e, R 1 V de bunları karşılaştıracağım. Yani sıfır ve bir ne yapar? Sıfır yapar arkadaşlar. Çünkü V katıdır. Serttir. Şimdi soru şu oldu. Sıfır ise sıfır. Bu 1'e denktir. Neden? Çünkü ise de bir tane yanlış var. Bir ise sıfır. E bu o olmadığına göre sıfır ise sıfır birdir. Aranan kan bulundu. Yani sesli yapıştıralım. <laughs> D şıkka. Doğru olan bu. E'ye de bakmaya gerek yok. O da yanlış. İsteyen baksın arkadaşlar. Devam. 5. Beş. Beşte küçük bir bilgi öğreneceğiz. O bilgi de şu arkadaşlar. İse'ye yeri geldiğinde ihtiyaç duyduğumuzda öyle lazım olduğunda veya'ya çevireceğim. Nasıl? Bak. P ise Q. Bu veya'ya çevirirken P ya veya diyorum ya. Ha veya veya tamam. Birden yine aklım yadaya gitti. Beynim içinde niye bir yada dolaşıyor? Tam yada yok veya. İse'yi veya'ya çevireceğim ya arkadaşlar veya P veya Q yazarsam burada sanki ise veya'ya eşitmiş gibi olur. Bu eşitliğin oluşmaması için P'nin üstüne değil atıyorum. P ise Q, P'nin değili veya Q'dur. Bunu ispatlayalım. Bakın. Şöyle bir tabluluk değeri oluşturalım. Bunu normalde yapıp sileceğim arkadaşlar. P, Q, pardon Q. Bu çizgiyi Q ile beraber çizdim. P ise Q. P'nin değili. P'nin değili veya Q. Bak şimdi neler olacak? Nelerle olacak? Neler neler? Şimdi bunun doğrulukları nedir? 1 1 0 0. Bu 1 1 1 0 0 1 0 0 olabilir. Tamam. Oluşabilecek bütün durumları yazdım. İse de ne olacak? 1 ise 1 1'dir. 1 ise 0 0'dır. 0 ise 1 0 1'dir. 0 ise 0 1'dir. P'nin değili nedir? P sütunu burada zaten 1 1 0 0. Değili 0, 0, 1, 1'dir. Tam tersini aldım. Şimdi gelelim. P'nin değiliyle yani burayla e, Q'yu veya ile işleme almaya. Veya ile. 1 veya 0, 1 yapar. 0 veya 0, 0 yapar. 1 veya 1, 1 yapar. 0 veya 1, 1 yapar. Arkadaşlar bakın. P'nin değili veya Q bu sütun ile P ise Q sütunu doğruluk değerleri birebir aynı. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Gördünüz mü? Bunlar aynı olduğu için arkadaşlar bunlara denk diyoruz. Yani bunu silip yerine bunu yazabilirim. İspatı da ahanda burada. Yaparsam kimse niye yaptınız demesin. Ah böyle de ispatlamış oldum tablosuyla. Hemen gelelim. Şimdi. Heh. Bunu özellikle nerede yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şu değil'i dağıtmamız gerekiyorsa isenin üstüne dağıtamayız. O yüzden V'nin üstüne dağıtmalıyız. O yüzden hemen bunu veya'ya çeviriyorum. Bak bunu veya'ya çeviriyorum. Diyorum ki P ise Q. P'nin değili veya Q'dur. Sonra üstüne değilini yazıyorum. V. Burada da bunu hemen şurada çeviriyorum veya'ya. Şimdi bu P'ydi ya. Birincinin değilini alıyorduk. Eğer birinci P'nin değili ise onun değilini aldığında P olur. Veya Q olur. Tamam mı arkadaşlar? Böylece tabii şu değil hala duruyor. Biz sadece parantezin içindekileri değiştirdik. Dışındakilerle ilgilenmedik. Dışındaki değiller, şu değiller hala kalmaya devam etti. Şimdi gelelim. Bu değili dağıtalım. P'nin değilin değili P yapar. Veya V yapar. Bu da Q'nun değili yapar. Tamam. Burada ne var? V. Buraya gelelim. P'nin değili V, Q'nun değili. Aa hocam. V, V, V. Üçü de aynı olduğu için artık istediği gibi kendi işlerinde yer değiştirebilirler. Parantezler kalkabilir. Her şey olur. O zaman diyorum ki şu P ve P'nin değili yan yana gelsin. P ve P'nin değili. Şu Q'nun değilleri de yan yana gelsin. Ve Q'nun değili ve Q'nun değili. Tamam. Tamam biz tamamız. Şurası çünkü çok kolay çözülür. P ve P'nin değili. Biri bir biri sıfırdır. Bunlar zıttır. V katıdır serttir. İçinde sıfır olduğu için bunu sıfır yapar. Ne oldu? Sıfır ve Q'nun değili ve Q'nun değili. Arkadaşlar ikili ikili alayım. V 0 ve Q'nun değili. Bak V katıdır serttir. 0 varsa sonucu 0 yapardı. O zaman benim işlemim ne oldu? 3 tane koyacaktım şunları pardon. İşlemim ne oldu? Bu ikisinden 0 geldi. V Q'nun değili var. E aynı şey. Arada V var ve 0 var. Burası da 0 yapmak zorunda. V 0 görürse sonucu 0 eşitler. Bitti. Bu kadar cevap B şıkkı. <laughs> Yapıştırdık. Sonuç 0 çıkacak. Güzelmiş. Devam ediyorum. 5 tamamsa yazdıysanız arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Sorusu olan yorumlara yazsın. Yorumlara yorumlara yaz. Diğer arkadaşlar da yorumlardan cevap versin. Yorumu böyle bir platform gibi kullanabilirsiniz. Soru cevap platformu. Devam edelim. Altıncı örnek. Şimdi yukarıda bir şeyler verilmiş. Olduğuna göre ifadelerinden hangilerinin doğruluk değeri sıfırdır? Yanlıştır onu bulalım diyor. İlk başta yukarıyı bir çözümleyelim. P, Q, R nedir? Şimdi P, ve Bunlardan hangisi doğru, hangisi yanlış? Önce bunu tespit edelim. Bakın arkadaşlar bir isenin sonucu sıfır çıkmış. Bu bize ipucunu verdi mi? Neydi? 10 ise 100. Demek ki bunun oluşabilmesinin tek yolu var. Bu doğrudur. Bu yanlıştır. Tamam mı? 1 ise 0, 0 yapar. Buradan bunu anlarım. Şimdi burası doğru, burası yanlış. Şimdi yine yanlıştan başlayalım. Bir isenin sonucu nasıl sıfır olur? 1 ise 0, sıfır, 0'dır. Yani 10 ise 100. Demek ki bu bir bu sıfırmış. Bir ise sıfırdan sonuç sıfır gelmiş. Hemen anlıyorum ki P birmiş, R sıfırmış. Bu kesin bilgi. Buraya gelelim. Şimdi P neydi? Bir. P'nin değili ne olur? Sıfır. Sıfır veya Q. Bak yine ya da diyecektim. Ya, ya da değil veya. Heh. Sıfır veya Q 1 olmuş. Demek ki Q dediğimiz şey birdir arkadaşlar. Çünkü sıfır veya bir bir yapar. Q birdir. Ben valla bugün hep ya da'ya gidiyor kafam şu veya görünce hayırdır inşallah. Neyse kontrol edeyim. Sıfır veya bir. Bir oldu. Bu da tamam. Hepsini bulduk mu? Bulduk. Şimdi gelelim. Hangisi sıfır olacak? Hızlı yapıyorum arkadaşlar. P dediğim şey bir. Q dediğim şey bir. Bir ve bir ne yapar? Bir yapar. R denir sıfır. Bir ise 0 Sıfır yapar. Bu sıfır çıktı. Aranan şey bu. Sıfır. İstediği şey yani. Alttakine geliyorum. Şimdi P'nin değili. P 1 olduğu için değili sıfırdır. V Q. Q nedir? 1'dir. Aa, V'de bir tane 0 olduğu için buranın cevabı 0 gelir. Burası 0 gelir arkadaşlar. 0 veya 0. V 0 olduğu için 0 veya 0 sıfır, 0'dır. Bu da yanlışmış. Üçüncüye geliyorum. Q. Q 1'dir. Veya R'nin değili. R 0 değil. olduğu için değili 1'dir. 1 bir veya 1 1 yapar. Ama burada bir de değil var. Buradan bana 0 gelecek. İse P. P nedir? 1. Aha, 0 ise 1, 0 ise 1 1'dir arkadaşlar. Çünkü 0 olması için 1 ise 0 olmalıydı. 0 olanlar hangileri? 6 D şıkkı yapıştır. Yani 1 ve 2'ye 0 çıkıyor. 3 1 çıkıyor arkadaşlar. Ama bu şekilde pratikleştikçe hızlı bir şekilde siz de yapacaksınız. Devam edelim. Önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi. Şimdi bir önerme verildi. Mesela P ise Q. Bunun karşıtında P ile Q yer değiştirir. Q ise P olur. Tersinde P ise Q'nun tersi P'nin değili ise Q'nun değilidir. Karşıt tersinde şu ikisini aynı anda yapacaksınız. Yani hem bunu hem bunu yapacaksınız. Hem karşısını alacaksınız yani yer değiştireceksiniz, hem tersini alacaksınız, değillerini alacaksınız. Dolayısıyla P ve Q hem yer değiştirecek Q ve P olarak hem de değillerini alacaksınız, alacaksınız. Q'nun değili ise P'nin değili şeklinde. Bu ikisi aynı anda gerçekleşti. Tamam. Bakalım. Önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? He, karşı tersini alacaksan bir. Bu ikisi yer değiştirecek. İki. Her ikisinin değilini alacağım. Bu yani şu sona bu başa gelecek. Tamam. Yani 5'in karesi eksi 1 3 bu başa gelecek. İse öbürde sona geçecek. 3 artı 2 eşittir 7. Ben şimdi yer değiştirdim. Ama bir de değilini alacağım. Arkadaşlar büyük eşittirin değilini olacak küçüktür. Eşitlerin değilini ne olacak? Eşit değildir. Böylece ise zaten aynı şekilde kalıyor. Böylece karşıt değili değil oldu. 5'in karesi eksi 1 küçüktür 3 ise 3 artı 2 7. E şıkkında buldum. Bu. Bakın hem yer değiştirdi hem şu işlemler şu işlemler değilini aldı. Terse döndüren. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar 7'de? Yok. Güzel. Devam edelim. Bu genelde hocaların yazılda sorduğu bir şeydir. Tamam mı? Sınavda TET'de pek beklemiyorum açıkçası böyle bir şey. Sadece bilin diye gösterdim. Ne bekliyorsunuz? Bunun gibi şeyler bekliyorum. PQR önermesi için. Önermesinin yanlış olduğu bilindiğine göre. Abo bunun yanlış olduğu biliniyormuş. Şunlardan hangileri her zaman doğrudur? Bir kere bu yanlışsa bir çıkarım yapalım bu Bir ise var arkadaşlar. Parantez var. Ve bunun sonucu sıfır. Aa, demek ki bu bir, bu sıfır, 1 ise 0, 0 yapar çünkü. Yani buradan aldığım bilgi P ise Q'nun bu parantez içindekinin 1 olması gerektiği R'nin D'liğinin de 0 olması gerektiği. Ancak 1 ise 0. Yani çünkü 10 olursa 100 yap demiştik. Bak onu görüyorsun. 0 ekleyip 100 yapıyorsun. Ancak bu şart oluşur. Demek ki tamam budur. İse de sonuç 1 ise birkaç durum var. R'nin D'liği 0 ise R, de R kesin bilgi yayalım. R 1'dir. Bakın arkadaşlar bu kesin ama ise de şöyle bir şey var. Sonuç 1 ise 3 farklı durum var. Nedir o? Mesela 1, 1 de olabilir. 1 ise 1, bir, 1'dir. İşte 0 ise 1, 1'dir. 0 ise 0, 1'dir. Sadece şu olamaz. Bu 1 bu 0 ise sonuç 0 olur. 1 olamaz. Sadece bu olamaz arkadaşlar. Kesinlikle P1 ve R0 olamaz. Her zaman doğru olanı soruyor. Şimdi bakıyorum. P ise Q'nun değili. Şimdi arkadaşlar Birinci durumu uygulayayım. Şurayı bir uygulayayım bak. P1 tamam mı? İse Q'nun değili. Q1 olduğu için değili nedir? Sıfır. Aa bu zaten sıfır oluyor. Her zaman doğru olması mümkün değil. Aldığım herhangi bir ikili de sağlamadığını gördüm. Bir tane aykırı örnek bulmam. Elemem için yeterli. İkinciye geliyorum. R. R kesinlikle birdir. Bir ise P. Şimdi bu her zaman doğru mudur? Bir dakika ya. Buradaki P sıfır da olabilir. Eğer ben buraya sıfır yazarsam bir ise sıfır sıfırdır. Çünkü on 10 ise yüze tamamlarım. Aa, bu da her zaman doğru olmak zorunda değil. Bir tane yanlışladım. Üçüncüye geliyorum. Üçüncüyü de şu altı alayım. Q ise R. R her zaman bir olduğu için. Aa bir dakika. Bak ikinci durum bir ise ben bunu on 10 ise 100'e tamamlayamam. P 1 de olsa bir ise bir birdir. P sıfır da olsa sıfır ise bir birdir. Demek ki P'nin iki durumuna göre de sonuç birdir. Her zaman doğru olan budur arkadaşlar. Çünkü ikinci durumda bir varsa Sonucun sıfır olma ihtimali yok ise de. Sonucun sıfır olma ihtimali yok. Cevap yalnız 3. Onu da burada yapıştırıyoruz. 8 gelsin. X, Y, Z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Tamam onları vermiş önermelerini. Önermesi yanlış olduğuna göre. Bak yine. Bak yine. Yine ise de yanlış x y z'nin işaretleri. Yahu ise de yanlış. Ne zaman alıyor? 10 ise 100. Yani bu 10 olacak. 1 0. Sonuç 0 olacak. 100 olacak böylece. Sadece bu. 10 ise 100'e tamamla. Sadece bu yanlış olur. O zaman demek ki P V Q 1'dir. R de 0'dır. V'de sonuç nasıl 1 olur? V katıdır serttir. Demek ki ancak ancak x de 1'dir. Başka bir yol olamaz. 1 ve 1 1 olur. Anladım. P Q R. Hemen yazıyorum. Bu 1'dir. Bu 1'dir. R de sıfırdır. Gelelim. Yani P önermesi doğru. Q önermesi doğru. R önermesi yanlış. Şimdi diyorum ki P önermesi sen doğrusun. X artı Z sıfırdır diyor. Q önermesi sen de doğrusun. Bunlar doğru çıkacak. R önermesi sen yanlışsın. Sen yanlışsın. Arkadaşlar ilk R'den başlıyorum Bak Y büyük eşittir sıfırdan yanlışsa bunun doğrusu nedir? Y küçüktür sıfırdan. Çünkü bunun değili doğrudur. Kendisi bu yanlışsa değili doğrudur. R büyüktür sıfırdan büyük eşittir sıfırdan yanlışsa R küçüktür sıfırdan bu doğru. Yani Y negatiftir. He, o zaman bak X, Y, Z'de işaretlerini yazarsam Y negatif. Şimdi geliyorum bir üstüne. X artı Y pozitif. Arkadaşlar Y'nin negatif olduğunu öğrendim. Pozitif bir şeyle ben ancak negatif bir şey toplarsam sonuç sıfırdan büyük pozitif yapar. Mesela Y negatif ya. Eksi 2. Demek ki x daha büyük bir pozitif sayı olmalı. Mesela artı 5 gibi bir şey olmalı ki toplayınca artı 3 yapsın. Sonuç pozitif çıksın. Bunun sonucunun pozitif olduğu da doğruymuş. O zaman ben anlıyorum ki x büyük bir pozitif sayı y ile toplandığı an hala pozitifliğini devam ettiriyor. x demek ki pozitif. Geliyorum buraya. Ha x'i pozitif demiştim. Pozitif bir şeyi z ile toplamışım. Sonuç sıfır çıkmış ve bu doğru bir şeymiş. Gerçekten sonuç sıfır çıkıyorsa x ile z'yi topladığımda 0 çıkıyor. x pozitif olduğuna göre z onun negatif zıttısı. Yani x 5 ise z de -5 olacak ki toplanınca sıfır olsun. Z de negatiftir arkadaşlar. İşaretler artı eksi eksi. Yapıştır <laughs> C şıkkında. <çıktığımda. gülüyor> Güzel. Hızlandım biraz. Akayım mı? Devam edeyim mi? 10. Aa 10 değil. Koşullu öner önerme. Ancak ancak eşit olacak. Ancak ancak sloganı bu arkadaşlar. Ancak ve ancak eşit olacak. Bu. Slogan bu. Yani şu. Bir ancak ve ancak bir doğrudur. Eşit oldukları için. Bunlar eşit olduğu için sonuç birdir. Sıfır ancak ve ancak sıfır o da doğrudur. Niye? Eşit olduğu için. Koşullu önerme. Ancak. Bunun okunuşu budur. Ancak ve ancaktır arkadaşlar. Ancak ve ancak eşit olacak. Olacak. Dikkat edeceğimiz şey bu. O zaman bir ancak ve ancak sıfır hı, yanlıştır sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak bir e, yanlıştır sıfırdır. Bak bunları tablo şeklinde yazıyorum. Bir ancak ve ancak bir bir olur. Bir ancak ve ancak sıfır e, istemiyorum sıfır olur. Sıfır ancak ve ancak bir e, istemiyorum sıfır olur. Sıfır ancak ve ancak sıfır evet istiyorum bir olur. Çok ilginç. Aynı olanları sadece bir kabul ediyor bu tamam mı? Şurası ancak ve ancak sıfır yazacaktım ha. Ya burayı güzel yazamadım. Bir dakika. Düzeltiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Sadece aynı olanları bir yapar. Bu mantığa göre yerleştirirsek şimdi P ancak ancak P. Yine test ediyorsun. Diyorsun ki 1 ve 1 olsa 1 olur. 0 ve 0 olsa yine 1 olur. Ha, doğru. Demek ki P, P ancak ancak P dediğinde sonucu her zaman 1'e eşitliyorum. P ancak bence P'nin değil. Bir dakika ya bunlardan biri bir, biri zıttıdır. Bu sıfırsa bu zıttıdır. Zıt oldukları için bu kesinlikle sonuç olarak sıfır olacak. Tamam dikkat edin. Yukarıdaki de PVP. Sonuçta bunlar kesinlikle aynı olacak. Aynı olduğu için bir oldu. Kesinlikle zıt olacak. Zıt olduğu için sıfır oldu. Şimdi bir var diyelim. P ancak ve ancak bir. Diyorum ki lan P 1 olsa bir ancak ve ancak birden bir gelir. P'nin aynısı. P sıfır olsa sıfır ancak ve ancak birden sonuç zıt olduğu için sıfır gelir. Ha, P ne ise bak P ne ise sonuç aynısı çıkıyor. O zaman ben bunu sadeleştirirken bunu yerine direkt P yazabilirim. Peki sıfır olursa ne olur? Diyorum ki P1 olursa 1 ve 0 ancak ve ancak da zıt olduğu için sonuç 0 olur. 0 olsa 0 ancak ve ancak 0'dan eşit oldukları için 1 olur. Aa bak ben P'yi ne seçersem 1 0 0 1 tam tersi çıkıyor. O zaman ben bu sadeleştirirken P'nin değil diye yazabilirim. <laughs> Valla yoruldum. Vallahi kaç dakika oldu ya ben bugün neden yoruldum çok erken yoruldum sanki. Bunlar arkadaşlar yine soruları çözerken işin içerisinde mantığını üreterek o an düşünerek de bulabiliriz. Bir de ancak bancak nedir biliyor musun? Size itiraf edeyim. İki tane isedir. Bak. P ise Q tek yönlü bir ifade. P, de, P ise Q. Bir de Q ise P yaparsak ve bunları V ile bağlarsak bu aslında P ancak bancak Q olur. Yani şöyle düşün. Diyor ki P'den Q'ya git. P ise Q. Q'dan da P'ye gel. Geri dön. Q ise P. Ve bunu V ile bağla sıkı bir şekilde, ortak bir şekilde bağla. Olur sana ancak ve ancak olur. He, anladım. Zaten ancak ve ancak işaretine bakın. Bak, işaretine bak. Bir bu tarafa ise var, bir de diğer tarafa ise var. İki tarafa da ise aslında. Şuradaki iseler iç içe geçiyor aslında. V ile bağlanıyor. Heh. Buna da arkadaşlar çift gerektirme diyoruz. Yani iki taraf çift tarafa ise. Devam edelim. 10. örnek. Şu tablodaki soru işaretlerine ne gelir? Şimdi dakika buraya hemen şöyle 1 1 0 0 1 0 1 0 şablonu ezbere koymayın. Niye biliyor musunuz? Şuradan faydalanarak koyacağız. Bak. İse de 3. de P ve Q'nun yerleşimine göre ise de bir tane 0 var. Bu 0 olduğuna göre P ve Q'da 1 burada 0 burada. 1 ise 0 0'dır. 10 ise 100'e tamamlar. Heh. Tamam. Başka ne biliyoruz? Buradan sadece yani üçüncüden sadece bunu çıkarabildim. Ancak ve bak. Aa, burada bir bir var. Aa, tamam bak. Ancak ve ancak da sıfır öğretmek için bir ancak ve ancak sıfır sıfır olmuş. Burada bir tane daha sıfır var. Demek ki sıfıra bir de burada. Hani iki zıt olacak ya biri sıfır biri bir. Bire sıfır buradaysa sıfıra bir burada. Böylece her ikisi de ancak ve sıfır yapmış. Güzel. Demek ki şunlar biri 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 de sıfıra sıfır. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. V'ya bakıyorum. VA burada bana güzel ipucu veriyor. V'ya da 0 nasıl olur? Ancak ikisi de 0 olursa. Demek ki bu da 0. 0 veya 0, 0 olur. Buradan da bunu çözdüm. Demek ki geri kalan 1 bir de mecbur burayı dolduracak. Vay be. Tabloyu böyle doldurdum arkadaşlar. Şu 3 tane 1, 2, 3 bilgiden ipuçlarına bakarak hangisine 0, hangisine 1 olduğuna bakarak bu tabloda bunları yerleştirdim. Şimdi geliyorum 4. tabloma. 6. tabloma. P ise Q burada var zaten. Ancak ancak Q ise P. Q ise P var mı? Yok. Ben de burada Q ise P'yi yazıyorum. Q ise P'yi de bir bulalım. Arkadaşlar Q ise P için Q ise P. Q nedir? 1. ise 0. Bak. İlkini bundan alıyorum. Bak ilkini bundan alıyorum. 1 hatta yazayım 1 ise sonra Q'yu alıyorum. P'yi alıyorum. 0. 1 ise 0 ne yapar? 0 yapar arkadaşlar. Bunun ilk tablosu şurada pardon. Şurada sıfır yapacak. Şu ikisinden sıfır geldi. Sonra buna geçiyorum. Q1 ise P1. 1 ise 1, 1 yapar. Zaten diğerlerin hepsi 1 yapar ise de. Sadece 1 ise 0. Biliyorsunuz 0 yapar. Diğerlerin hepsi 1 yapar. Ben şimdi bu tabloyu bulmak için pardon bu tabloyu bulmak için sadece şuna bakmalıyım. P ise Q burası ve Q ise P yani burası. Bu ikisine bakarak dolduruyorum. Önce hangisi var? P ise Q. Buna bakıyorum. Tamam. Diyor ki 0 ise 0. Bak, e, ee, pardon pardon pardon. Yanlış yere baktım. Yanlış yere baktım. Yanlış yere baktım. P ise Q burada. Geri alıyorum. Geri alıyorum. Şimdi P ise Q 1'dir. Ancak bence ancak Q ise P. O da 0'dır. İlk, ilk tabloda baktığımız zaman. 1 ancak bence ancak 0 ne yapar? 0 yapar. P ise Q 1'dir. Buraya göre. Tamam. Sonra Q ise P, o da 1'dir. Aha 1 ancak ancak da 1 yapar. Çünkü artık işaretim bu. Ancak benceye göre işaret bakıyorum. P ise Q 1'dir. Q ise P 1'dir. Aa, ancak ancak yine 1 yapar. Çok güzel. P ise Q 0'dır. Q ise P 1'dir. Aha zıt olduğu için kabul etmem. 0 1 1 0 1 1 yapıştır E şıkkında. <laughs> uh! Çok iyi ya. Açıkçası bu beni biraz yordu, yalan söyleyeyim. Bir saniye, şurada bir şey çıktı arkadaşlar. Aha! Yanlış pencereyi açtım. Siz görmüyoruz ama burada ekranda farklı şeyler oldu. Neyse, düzeldi. Tamam, kendine geldi. Sizin ekranınızda bir şey olmadı değil mi? Tamam. 10 da tamamdır. Sadece şunu bilecektiniz, şu üçünden ipucuları alıp burayı doğru dolduracaktınız. Eksik olan sütun şuydu, bunu da yan tarafta üretecektiniz. Sonra, 10 yazdıktan sonra bu ikisini sadece sarı olanlara bakarak burayı dolduracaktınız. Çok dağıtıyorum ortalığı değil mi? Bak noktalar, noktalar, çizgiler her yer bayağı karışık yaptım. Devam. 11. Açık önerme. Arkadaşlar açık önerme şudur. Açık çek gibi. Yani bir şeyler yazarsın içine ama yazdığın değerler belli bir aralığa kadar o önermeyi doğru yapıyordur, bir yerden sonra yanlış yapıyordur. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkene göre doğru ya da yanlış olan önermelere açık önerme denir. Mesela Px, Qx gibi. Oo, sanki polinomlara, fonksiyonlara göz kırpıyor. Mesela Px önermesi diyor ki: "x x'in karesi 1 ile 50 arasındadır ve x bir doğal sayıdır." Şimdi arkadaşlar, bu önerme şöyledir: "x yerine 1 ile 50 arasında karesi 1 ile 50 arasında sayı olan doğal sayıları yazdığımda bu önerme belli bir yere kadar doğru olur, belli bir yerden sonra yanlış olur." Mesela şimdi Px'te mesela ben P yerine 1 yazayım. 1 yazarsam 1 1'in karesi 50 ile 1 ile 50 arasında mı? Doğru. Bu aralıkta P önermesi doğrudur arkadaşlar. 2 için doğru mudur? Bak 2 yazıyorum. 1 küçük eşittir. 2'nin karesi nedir? 4'tür. 2'nin karesi olan 4 1 ile 50 arasındadır. Bu önerme burada da hala doğru. Bak doğruluk değeri şu an 1. Peki ben böyle gidiyorum. Nereye kadar? Karesi 50'ye kadar 7. En son 7'ye kadar gelelim. Mesela P7. 1 karesi ne yapar? 49. 1 ile 50 arasında mıdır? Evet. Burada da P'nin doğruluk değeri 1'dir. Güzel. Ama bir sonrakinde P8. Bak şimdi. 1. 8'in karesi 64'tür. 64 1 ile 50 arasında mı? Hayır. İşte gördüm. P'nin doğruluk değeri artık 0'a döndü. Tanınanın. P artık yanlış. Biraz önce hep doğru geliyordu burada. Tıkı 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 hep doğru geliyordu. Demek ki açık önermelerde belli değerler bir yere kadar doğru olabilir. Bir yerden sonra yanlışa dönebilir. Bundan sonra P9, P10'u da bulsan diğer önermeler için yanlıştır. P2 doğrudur diyor. P2 önermesi doğru mudur? Gerçekten x yerine 2 yazınca 4 oluyordu. Bak burada zaten. Evet, gerçekten P'nin doğruluk değeri 1 oluyordu. P8 için 0 oluyor. Doğru. P8, P9, P10 için artık 0 olur. Bu da doğru. Yani P8 0'dır dediği demesi doğru. He. İfadelerin doğruluk değerlerini bulalım. Bulduk. Doğruluk kümesini bulur. Arkadaşlar DK'ya şöyle yazacaksın. Doğruluk kümesi. Bunu doğru yapan x değerleri nelerdi? şunlar. Doğru yapanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye kadar doğru. Demek ki ben x yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yazarsam bu önerme doğru olur. Ama 8, 9, 10 yazdığımda x yerine yanlış oluyor artık. Fark ettiniz ve olayı anladınız mı? Anladık. Bu eşitsizliği doğru yapacak değerleri sadece doğru kümesini alıyorum. Yanlış yapanları almıyorum. Tabi şurada da sadece doğal sayıları seçmem gerektiğini anladınız. Tamam mı? Negatifleri o yüzden anladım. 11. Önermesinin en sade biçimini yazınız diyor. Yukarıdaki tahtada verilen soruyu çözmek için Zühtü aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Tamam. İlk defa kaçıncı adımda hata yapmış? Bakalım. Şimdi arkadaşlar Zühtü ne yapmış? Şuraya kadar zaten aynısını yazmış. Hiçbir değişiklik yapmamış. Tamam. Doğru değil mi? Aynısını yazmış. Aynısını yazmış. Sonra demiş ki Zühtü, "Aa, bir dakika. Şu P'nin değili ancak ancak bir P'nin değiline eşittir demiş. Niye? Çünkü demiş burada bir varsa bir ancak ve ancak birden bir olur. Bu da sıfır olursa sıfır ancak ancak birden sıfır olur. Yani P'nin değili yerine ne yazarsam buranın cevabı aynısı olur demiş. Doğru. Sonra diğer kısmı şu kısmı arkadaşlar aynen yazmış. Tamam. Sonra alta geçmiş. Altta ne yapmış? P'nin değili veya ve... Aha. Bak altta ne yaptığını anlatayım. Şu ancak ve ancak iki yönlü iseye çevirmiş. P'nin değili ise parantez içi sonra parantez içi ise P'nin değili diye yazmış ve V ile bağlamış. Biraz önce anlattığım şey aslında ancak ve ancak iki tane isenin çift yönlü isenin birleşimiydi ya. Onu yapmış. Tamam orada da doğru. Parantez içlerinde yazılan ifadeler de aynı. Tamam. Sonra ne yapmış? Abo. Bak bu iseyi VA'ya çevirmiş. VA'ya çevirirken birincinin değilini almış. P'nin değili P yapar. İkinciyi aynen almış. V bağlacı zaten şuradaki bağlaç burada aynen duruyor. Buradaki ise'yi VA'ya çevirirken birincinin değilini e, almış. Bunun değilini alması gerekiyordu. Aslında almış ve dağıtmış da hatta. Dağıtmış P'yi P, yi, P, yi, P yi. bak P'nin değilini P yapmış. VA'yı V yapmış. Q'yu Q'nun değili yapmış. Abo değilini de dağıtmış. Tamam. İse'yi veya yapmış. P'nin de ile aynen duruyor. Buradaki aynen burada duruyor. Vay be burada da hata yapmamış. Baya karışık bir şey yapmış ama hata yapmamış. Sonra dördüncü adımda ne yapmış bakalım. Tamam. Ee, v dördüncü adımda nerede bir şeyler yapmış mı? Şimdi anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Şu V hangi V acaba? Bu V şu yukarıdaki V mi? P, ve P'nin değili. V ve P Q. Ne yapmışlar burada? Evet, dörtte karıştırdığı belli oldu. Ama nereyi karıştırdığı belli olmadı. Ha bir dakika. P şurası arkadaşlar. P veya P'nin değilini muhtemelen 1 yapmış, tamam mı? Doğru. veya Q. Ama burada V demiş. Sonra 1 veya Q. Ha. 1 veya Q'yu da demiş ki bura 1 çıkıyor ya bir dakika pardon bura 1 çıkıyor ya arkadaşlar. 1 veya Q'da da sonuç 1'dir. Çünkü V var içinde 1 var. Burası 1 sonuç kesinlikle 1 demiş. O burayı komple sadeleştirip 1 bulmuş. Doğru. Buradaki V buradaki V aslında buradaki V. Bu da doğru. Gelelim buraya. P ve Q'nun değil V. Ya arkadaş ya dağıtmayı yanlış yapmış Keko. Bunu içeri dağıtırken P'nin değili veya p yapacakmış p'nin değili v p yapmış. Halbuki şu işareti kullanacaktı burada. Yanlış yapmış. V'yi kullanacağını v'yi dağıtmış. O kadar karışık şey yapsan gel bu basit şeyde boğul. 4. Dört. 4'te hata yapmış arkadaşlar. Hata yaptığı yerde bu dağıtma işlemi. Evet, ÖSYM böyle hatayı nerede yapmış soruları da soruyor. Bilginiz olsun. Bir yıldında su alayım bir soğuklanayım. Özellikle işlem takibini yapıp görmeni istiyor. 12 gelsin. 12 ve 13 sonra finito. Bu arada 12 13 de tam sınavda çıkacak sorular. Yani bu kadar sınavda çıkacak soru olamaz. 3 basamaklı A, 2, B doğal sayısı ile ilgili. P önermesi demiş ki bu A, 2, B sayısı 3 ile tam bölünür. Q demiş ki A, 2, B sayısı 5 ile tam bölünür. R demiş ki A küçük eşittir B'den. S demiş ki A, 2, B sayısı çifttir önermeleri veriliyor. Bunlardan bazıları doğru bazıları yanlış olabilir. Aşağıdaki önermenin yanlış olduğuna göre yanlış olduğu verildiğine göre bak bu önerme yanlışmış arkadaşlar. Buna göre A çarpı B kaçtır? Buradan hemen ipucunu alıp yola çıkalım. Bu önerme yanlışsa ise de ne zaman yanlış olur arkadaşlar? Bak bir şey ise bir şey sonuç sıfır. Sadece şunda yanlış olur. 10 ise yüze tamamla da yanlış olur. Demek ki bu doğru bir bu yanlış. 1 ise sıfırdan sıfır gelmiş. Tamam. Hemen diyorum ki ben burada şunu anladım. P ve Q doğrudur. Slash R veya S yanlıştır. Peki arkadaşlar. Ne zaman doğru olur V'de? V katıdır serttir. Doğru olması için her ikisinde doğru olması lazım. Peki V neydi? Yumuşaktır, esnektir. Ama sonuç sıfır çıkıyorsa demek ki ikisi de yanlış. Sıfır veya sıfır sıfırdır. Başka türlü sıfır olamaz veya. Buldum. P, Q doğru. Diyorum ki P ve Q siz doğrusunuz. R ve S yanlış. Siz yanlış söylüyorsunuz. He, o zaman gel. A 2B sayısı 3 ile tam bölünür. Bu doğru olacak. Hemen diyorum ki ben buraya bir A 2B sayısı yazayım. 3 ile doğru olacak. 3'e tam bölecek. A 2B sayısı 5 ile tam bölünür. Aha bir dakika bu çok kolay. 5'e bölünüyorsa bu ya A 2 sıfırdır ya da A 2 5'tir. 5'e bölme şartını sağladım. Çünkü çok basit biliyorum. Şimdi bunu sağladım şu an. 3'e de tam bölünecek. 3'e bölünecekse A bir dakika A'nın alacağı değerleri bulabilirim. Güzel. Bir de şu var. A küçük eşittir B. Yanlışsa bunun tersi doğrudur. Yani şu doğrudur arkadaşlar. A büyüktür B'den doğrudur. Bunun değili doğru. A B'den büyük olacak. Şu yanlışmış. A 2 B sayısı çifttir. Çifttir ifadesi. Yanlışsa tek bir şansı var. A 2 B sayısı tektir. Bu sayı tek sayı olacak. Heh. Tek olması doğrudur. Bakıyorum. Burada çift var. Burada tek var. Çift olanı eliyorum. Tek olan doğrudur. Sayımız budur. A 2 5. Bak. Bunu İşlemi aldım uyguladım. Şimdi bunu ve bunu uygulayacağım. Yani 3'e bölünme ve A, B'den büyük olacak. Arkadaşlar 3'e bölünmesi için ne olabilir burası? Sayıların rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı olacak. Buradan toplayalım 7. 2, 5 daha 7. 8, 9. 2 olursa 9 olur. 3 daha ekle 5. 3 daha ekle 8. Şimdi arkadaşlar A sayısın 2. 3 ekledim 5. 3 ekledim 8 olabilir. E, A, B'den büyük olacağı için bunlar olmaz. A, çünkü B'yi 5 seçtim. A onlardan büyük olacak. A sayısı da 8 olacak. Şimdi toplayalım. 10, 15, 3'e bölünüyor. Harika. Demek ki sayımız 825'miş. A çarpı bir B nedir? A 8, B 5 çarp 40 yapar. Yapıştır. <laughs> Son soru geliyor. Hazır mısınız? Bu arada söyleyeyim. Ö, S, Y, M bunu sorar. Bilginiz olsun. Bu tarz sorular soruyor. Yani sınavda ne tarz soru soruyor hocam derseniz işte bu tarz. Bir tane daha geliyor ve bu kesin ÖSYM'nin tarzı. Üzerinde harfler yazılı 3 metal tabakanın duvara asılmasıyla ilgili. P önermesi demiş ki her plakanın şekli karedir. Q demiş ki her plakada kes. Bunları 3 farklı insan gibi düşünün. Kimi doğru söylüyor doğrucu kimi yalan söylüyor yalancı. Q demiş ki her plakada sesli harf yazıldır. R kişisi demiş ki duvardaki her tabela ters asılmıştır. Sonra şu önermenin yanlış olduğu bilindiğine göre. Hayda bu önerme yanlışmış. Yani şu P ise Q veya R bu yanlışmış. Yanlış olduğu bildiğine göre 3 plakanın duvara asılmış hali aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar veya ne zaman sıfır olur Allah'ın Veya yumuşaktır, esnektir. Veya sıfır oluyorsa işler çok kötü demektir. Sıfır veya sıfır vardır burada. Güzel. Peki ise ne zaman sıfır olur? Hocam bir ise sıfır ancak sıfır olur. Harika. P, Q, R'nin doğruluk değerlerini buldum. P1, Q0, R0. Şimdi gelelim. P sen doğru söylüyorsun. Doğru. R ve Q yanlış. Siz yalan söylüyorsunuz. Her plakanın şekli karedir diyor. Bu doğru söylediğine göre içinde yuvarlak şekiller olan plakaları siliyorum. Yuvarlak çünkü. Bu doğru söylüyordu çünkü. Bunlar yalan söylüyor. Her plakada sesli harf yazıldır. Her plakada sesli harf yazılıyor diyor. Bu yalan söylüyor. Her plakada sesli harf A, E, O yazan yanlış. Çünkü her plakada sesli harf yazıldır. Yanlış bir ifade ise bu benim aradığım şey değil. Doğru asılma şekli bu değil duvardaki her tabela her e, tabela ters asılmıştır. Hepsi ters asılmış. Bak hepsi ters asılan burada. Bu yalan söylüyor. Yanlıştır. İşte içinde en az bir tane do düz asılan var. İyi düz asılmış arkadaşlar. Aradığım şey bu. Çünkü her plakanın şekli karedir. Uyuyor. Her plakada sesli harf yazılıdır. Bunun tersi her plakada sesli harf yazılı değildir. Bak her plakada sesli harf yazılı değil. İki tanesinde sesli harf yazılı değildir. Doğru. Duvardaki her tabela ters asılmıştır. Bu yanlış olduğuna göre tabelaların bazısı doğru asılmıştır ifadesi doğru olacak. Bak bu doğru asılmış. Doğru. Demek ki cevap D şıkkı. Yapıştıralım sesli. Bir daha. Bir daha. Oley be. Finito arkadaşlar. Tam ÖSYM tarzı bir soruyu daha çözdük. Ve bu soruyla da dersimiz bitti. Finito. 35. güne hemen kendi tikimi atıyorum. Şuraya bir tık atayım. 35 neredesin? Burada. Mantık. Üff ateş ettim ve bitti. Polinomlar var. 2 ders. Polinomlar yapacağız arkadaşlar. Polinomlardan sonra ne geliyor? Üçlü çete. Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bu üçlü çete var ya bu kardeşler. Bunlar geliyor. Onları da öğreneceğiz. Merak etmeyin. Tereyağından kıl çeker gibi anlatacağım. Anlayacağın şekilde anlatacağım. O kafanı yaracağım. içine koyacağım. Hiç merak etme. Sonra kapatacağım da tabii. Böyle mükemmel bir operasyon gibi, ameliyat gibi ders yapacağım. Permütasyon, kombinasyon, olasılıkla. Tamam Tabi arada bir polinom olacak. Onu da bir aradan çıkaracağız. Ve devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Seviliyorsun. Hoşçakal.